Sayın Bakan, değerli büyükelçiler, 5. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dünyanın dört bir yanından hep Ankara'ya teşrif ettiniz, geldiniz ve sizlerle bir kez daha burada Çankaya'da beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Uzun yıllar ortak mesai harcadığım Dışişleri Camiası'yla bir araya gelmek benim için her zaman tabii özel olmuştur. Bugün de aynı şekilde gayet özel bir gün yaşıyoruz. Biraz önce hep beraber hepinizi tek tek bir kez daha elinizi sıkma ve bir kez daha resmi geçit yapar gibi böyle bütün bir neredeyse 5 seneye yaklaşan bir dönemimizi gözden geçirmiş oldum. Bu vesileyle 2013 yılını da hepinize, herkese, önce şahıslarınıza, ailelerinize, bütün memleketimize hep iyilikler getirmesini temenni ediyorum ve yeni yılbaşını da tebrik ediyorum. Konferansın geçen senelerde olduğu gibi bu defa da dış politikamız hakkında yararlı bir beyin fırtınası oluşturacağına ve dış politikamızın oluşmasında çok büyük katkıların ortaya çıkacağına da inanıyorum. Biraz önce Sayın Bakan da söylediği gibi bunlar çok verimli gerçekten geçmekte ve faydası çok olmaktadır. Bu çerçevede konferansın temasının insani diplomasi olarak seçilmesi de çok isabetli olmuş. Son 2 yıl zarfında Akdeniz Havzası'nda çok büyük değişiklikleri şahit olduğumuzu düşündüğümüzde yine Akdeniz Havzası'nın siyasi ekonomik değişimini ana tema olarak inceleyecek olmanız ve bu çerçeve içerisinde tartışmaların yürüyecek olması da yine gerçekten çok iyi seçilmiş. Şüphesiz ki bu tip toplantılarda Türkiye'nin politikalarını oluşturan hükümet temsilcileri, diğer şahsiyetler, onlardan birinci elden bilgiler alınıyor ve çeşitli sorular soruyorsunuz. Onlar bunlara en muhakkak tatmin edici cevaplar vermekte. Enerjiden ulaştırmaya kadar birçok konu ciddi bir şekilde yine tahlil edilmekte bildiğim kadarıyla bu konferanslarda. Ayrıca İzmir'e gidecek olmanızı da doğrusu çok gerçekten takdir ettim. İzmir'i biraz öne çıkartmamız gerekiyor. Birçok bakımdan Türkiye'nin en şirin şehri, ayrıca önemli uluslararası toplantılara da ev sahipliği yapmaya aday bir şehrimiz. Biraz önce ifade ettiğim üzere dünyanın büyük bir kesimi geçtiğimiz yılı çeşitli krizlerle geçirdi. Çok şükür biz geçen sene diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde onlardan çok daha iyiyiz. Ama bu krizlerin büyük bir kısmı da yakın coğrafyamızda hep gerçekleşmekte. Akdeniz'in iki yakasında halihazırda devam eden gelişmeler ve dönüşüm, dünya siyasetinin önümüzdeki 10 yıllara damgasını vuracak niteliktedir. Akdeniz'in kuzeyinde küresel ekonomik krizin pençesinden bir türlü kurtulamayan Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği maalesef haklarından da çok acılar çektirmektedirler. Ama inanıyorum ki bu krizler ila nihayet devam etmeyecektir. Nihayet de krizlerin sonunda bütün bu krizlerden ders alan ülkeler daha güçlü bir şekilde çıkmakta ve kendilerine yeni bir düzen vermekte. Bu çerçeve içerisinde bizim de Avrupa'da olup bitenleri çok yakından takip etmemiz, özellikle Avrupa Birliği'nin yeni bir dönüşüm yaşayacağı artık kaçınılmaz. Bunu çok iyi bilmemiz ve gelecekte kendi yerimizi ona göre tabii ki tespit etmemiz açısından da olup bitenleri iyi izlememiz gerekmekte. Şüphesiz ki bu krizler onlara çok acılar çektirirken bizlere de yansımaları olmaktadır. Ümit ederiz ki kısa süre içerisinde Avrupa bütün bunları atlatır. Diğer yandan Akdeniz'in güneyinde ve doğusunda kalan coğrafyada ise yerleşik düzen büyük ölçüde çökerken yepyeni bir siyasi ve ekonomik tabloda ortaya çıkmaktadır. Arap uyanışı ile birlikte Akdeniz Havzası yeniden dünya siyasetinin merkezine adeta oturmuştur. Eski dünyanın tamamını oluşturan Afrika ve Avrasya kıtalarının ortasında yer alması hasebiyle Orta Deniz diye adlandırılan Akdeniz, tarih boyunca çok sayıda medeniyetinde
beşiği olduğu malumdur. Çok kültürlülüğün hüküm sürdüğü imparatorlukların çoğu bu havzada kurulmuştur. Dinler ve kültürler arası çatışmanın da, uyumun da en çarpıcı örnekleri yine Akdeniz çevresinde gerçekleşmiştir. Bu itibarla Akdeniz'in tarihini bilmeden dünya tarihi tabii çok eksik kalmaktadır. Arap uyanışıyla birlikte son 200 yıldır görkemli geçmişinden koparılan halklar yeniden tarih sahnesindeki yerini almaya başlamışlardır. Orta Çağ'da Avrupa'nın karanlığını aydınlatan güneş, yükseldiği toprakları yeniden aydınlatmaya ve ısıtmaya da başlamıştır başka bir anlamda. Bu nedenle halihazırda Arap uyanışının yaşandığı ülkelerdeki sıkıntı ve çalkantılar bu büyük tarihi resmi görmemize mani olmamalıdır. Tabii ki bir taraftan da gerçekçi olmamız gerekiyor. Belli ki bu çalkantılar uzun süre sürecek. Birdenbire denizlerin durulması nasıl mümkün değilse bunlar da bir maliyet çıkartacaktır ülkelere. Ama eninde sonunda bütün bu gelişmelerin iyi netice vereceğini ümit ediyoruz. Akdeniz, üç kadim kıtanın gövdesinin kesişme noktası ise Anadolu'da bu geniş coğrafyanın adeta dolaşım ve sinir sistemini oluşturur. Dolayısıyla Türkiye'nin Akdeniz havzasında en fazla ve çeşitli medeniyete ev sahipliği yapan ülke olması tesadüfi değildir. İstanbul gibi üç cihan şümül imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehre sahibiz. Yüzyıllar boyunca Akdeniz'in dalgalarıyla cesaretçilik tahayyülleri şekillenmiş bir milletiz. Ecdadımızın yüzyıllarca Akdeniz'de süren hakimiyeti ve mücadelesi sayesinde bugün Mağrip, Balkanlar ve Anadolu, Endülüs'ün akıbetine uğramamıştır. Bunu en iyi Mağrip ülkeleri bilmektedir. Bu süre içerisinde sizin de yakından takip ettiğiniz gibi birçok Mağrip ülkesinin Cumhurbaşkanı, Başbakanı'nın liderleriyle bir araya gelmekteyiz. Tunus'taki devrimin en büyük önderi olan Gannouchi bunu çok sık ve aleni açık herkese söyler. Ve Türklere olan bütün Mağrip halkının sevgisinin ve saygısının aslında kökünde bu vardır. Endülüs'te yaşananlar eğer yaşanmadıysa bu Türklerin gerçekten çok büyük fedakarlıkları sayesinde olmuştur. Dolayısıyla biz de bir bu anlamda Akdeniz ülkesiyiz. Bu nedenle Türkiye, geniş Akdeniz havzasında yer alan çok büyük bir coğrafyanın jeostratejik hafızası ve DNA'sıyla medeniyet kimliğine sahip bir ülkedir. Bu miras bizim yumuşak gücümüze güç katan en önemli unsurlardan da birisidir. Şimdiye kadar anlattığım tarihi gerçeklerin Türkiye'nin emperyal rüyalar gördüğü şeklinde anlaşılmasını da hiç arzu etmem. Modern Türkiye, meşru milli çıkarlarının ötesinde herhangi bir gizli gündemi bulunan bir ülkede asla olmamıştır. Tam tersine etrafındaki coğrafyaya barış, istikrar ve refahı yaymak için çalışan bir ülke olmuşuzdur. Bu anlayışla ben Türkiye'nin erdemli güç olmak yolunda ilerlemesi gerektiğini hep vurgulaya gelmişimdir. Sizlerin bu yılki konferans temasını insani diplomasi olarak seçmenizde esasen bu anlayışın bir tezahürüdür. Açıkçası insani diplomasi diye görünce toplantınızın ana temasını bir anlamda da gururlandım. Çünkü bu konuyu ancak kendine güvenen ülkeler gündemine alabilir. Ancak belli bir güce erişmiş olan ülkeler ve özellikle de yumuşak gücün ne olduğunu bilen ülkeler ve bunun için gayret eden ülkeler ancak bunu kendi ilgi alanına koyabilir ve bu konuları konuşabilir. Yoksa her ülkenin harcı değildir insani diplomasi konularını konuşmak. Tabii Türkiye olarak baktığımızda da hakkımız var gerçekten. Özellikle son yıllarda karşılık beklemeden insanlık adına Türkiye'nin yaptığı gayretler, çalışmalar, bunlar hiç kimsenin gözünden de kaçmamaktadır. Her şeyden önce Türkiye donörler kulübüne giren bir ülkedir. Türkiye'nin yıllık karşılık beklemeden yaptığı harcamaların 2 milyar doları geçtiğini
NGO'larla birlikte toplam harcamalarımızın geçtiğini söylediğimizde bu hepimizi gururlandırmaktadır. İnanın ki yaptığım konuşmalarda en çok bu bahsi işlediğimde göğsüm kabarır. Bugünlerde yine Türkiye'nin bir güvenilecek, sığınılacak bir liman olduğuna da şahidiz. Suriye'den maalesef kaçmak durumunda kalan artık sayıları 200 bine yaklaşan insanın Türkiye'de uzun süre misafir edilmesi, bütün bunlar Türkiye'nin haklı olarak insani diplomasi alanındaki gayretlerini dünya gündeminde de oturtmaktadır. O açıdan bunu gerçekten doğru bir konu olarak seçmişsiniz. Değerli Büyükelçiler, Akdeniz Havzası'nın merkezinde yer alan ülke olarak özellikle Türkiye'nin gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü de tabii ki yoktur. Esasen siz değerli diplomatlarımızın da fedakar çalışmalarıyla bu tarihi dönüşümün istikrar, barış, demokrasi ve refaha tahvil edilmesi için azami çaba gösteriyoruz. Bölge halklarıyla ortak tarihimizde daha barışık, samimi ve herkesi güçlendiren bir ilişki kurma fırsatını da elde ettik. Bu yönden önemli mesafelerde kat ettik. Dönüşüm içinde bulunan ülkelere yönelik politikalarımızda dalgalar durulduğunda, alevler söndüğünde millet olarak nasıl bir sonuç elde edeceğimizi hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Elinde sonunda bu kargaşalar bitecek ama sonunda elimizde ne kaldı? Bu çok önemli. Zira haklarımıza karşı temel sorumluluğumuzun ülkemizin milli menfaatlerini korumak ve ilerletmek olduğunu da unutmamalıyız. İnsani değerler ve kardeşlik hukuku temelinde zor günlerinde yanında olduğumuz haklara destek verirken ahlaki zemin üstünlüğümüzü asla yitirmemeliyiz. Bölgemizde hiçbir hak ve toplumun Türkiye'nin iyi niyeti ve herkesi kucaklayan politikaları konusunda yanlış intibalar edinmesine de izin vermemeliyiz. Başta Kıbrıs olmak üzere Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın korunması hususunda yine asla taviz vermememiz gerekmektedir. Bununla birlikte Kıbrıs sorununu adil ve kalıcı bir siyasi çözüme kavuşturarak Doğu Akdeniz'de Türkiye, Kıbrıs Adası ve Yunanistan'ın oluşturacağı yeni bir istikrar ve refah sütunu meydana getirmek vizyonumuzda hep canlı tutmalıyız. Tıpkı turizm alanında olduğu gibi Akdeniz'in faal ve potansiyel enerji kaynaklarının tüm kıyıdaş ülkelerin ve kıtaların ortak refahına hizmet edecek şekilde yararlanacağı adil bir işbirliği iklimi oluşturmak için de gayret göstermeliyiz. Aslında gösterdiğimiz bu gayretler eğer bölgede bulunan diğer komşular tarafından da iyi şekilde algılanırsa, bizim gösterdiğimiz bu iyi niyet aynı şekilde karşılık bulursa eminim ki sonunda hepimiz bu işten kazançlı çıkacağız. Akdeniz Havzası'nda başlayan bu tarihi dönüşümün uzun vadede belki de en önemli neticesi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'in de yüzyılı aşkın bir süredir mahrum olduğu barışın nimetlerinden artık yararlanması olacaktır. Böyle bir netice çoğu komşularımızdan oluşan kritik bir bölgenin normalleşmesi, istikrara kavuşması ve bölgede hakim olan çatışma kültürünün yerine işbirliği ve entegrasyon anlayışının hakim olması demektir. Şüphesiz ki bu durumun ülkemizin iç huzuruna da, refahına da katkısı muazzam olacaktır. Bu nedenle Türkiye olarak tüm bu kargaşa içinde barışı planlamak ve barışa yatırım yapmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz. Sayın Bakan, değerli Büyükelçiler, millet olarak her alandaki politikalarımızı konjonktürel şartların ve ani heyecanların etkisinde kalmadan 20, 30 hatta 100 yıl sonrasını düşünerek oluşturmalıyız. Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına zemin hazırlayacak ilerlemeye istikametini saptırmayacak tutarlı ve entegre politikaları hayata geçirmeliyiz. Bu anlamda baktığımızda bunu bugün en iyi uygulayan ülkenin Çin olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendi istikametinden hiç şaşmadan 1978 yılından beri ana istikametini, ana hedeflerini
gerçekleştirmek için istikrarlı bir şekilde o hedefe yürüyor. Onun dışında olup bitenlere çok kendisini kaptırmadan gerçek hedefini gerçekleştirmek için büyük bir şekilde uğraşıyor. Bizim de şüphesiz ki kendi büyük hedeflerimiz var. Bu büyük hedeflerimize ulaşmak, ekonomik olarak kalkınmış ülkeler seviyesine gelmek, demokrasisini, hukukunu çok daha derinleştirmek, evrensel gelişmiş demokrasilerin standartlarını ülkemizde uygulanır hale getirmek, bu şüphesiz ki bizim en büyük hedefimizdir. O bakımdan bizim de bunu hiçbir zaman göz ardı etmeden politikalarımızı geliştirmemiz ve uygulamamız bizim için hayati derecede önemli olduğuna inanıyorum. Şüphesiz ki bütün bunları sizler eline boyuna konuşuyorsunuz. Zaten diplomat demek, diplomaside bulunmak, harciyede çalışıyor olmak, bütün gece gündüz bu konularla düşünmek ve bunların uygulayıcısı olmaktır. Ben de doğrusu önemli gördüğüm bu konuları sizle bu vesileyle paylaşmak istedim. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın mensuplarının görevleri sadece kendileriyle de ilintili değildir. Eşleri, aileleri, hepsi doğrusu gece gündüz büyük fedakarlık içerisindedirler. O bakımdan hem hepinize yaptığınız fedakarlıklar, çalışmalardan dolayı hem eşlerinize, herkese teşekkür ediyorum. Ve 2013 yılının herkes için, hepimiz için huzur, barış ve iyilikler getirmesini bir kez daha temenni ederek bu konferansın gelecek yıla bütün Türkiye'yi, hepimizi en iyi hazırlayacak hazırlıkları yapmasını temenni ediyorum. Hepinize tekrar afiyet olsun, hoş geldiniz.